%100 dana sucuğu bunlar. İşte tereyağı kullanıyoruz. Turp peyniri kullanıyoruz. Bunun için 17 çeşit baharat koyuyorum ben. Tabii. Yani işte biraz sevgi katıyoruz, biraz muhabbet katıyoruz içine, biraz hoşgörü katıyoruz. Biraz özen katıyoruz içine. Oluyor yani olay. Üniversiteliler özellikle çok yoğun ilgi gösteriyor. Öyle bir yani, şey var. Sahiplenmişler. Dekan Bey, eğitimin dekanı tabii. Süleyman Hoca var mesela. Kadrosuyla beraber haftada bir kere, iki kere gelir buraya. Tost yemeye özellikle. Yabancı misafirler geldiği zaman da getirir. İşte. Yani. Tabii peynir... Ne yapalım, bu işi yaptık. Buca Tostu diye ismini böyle düşündük. Buca'da yaşıyorsa Buca'ya katkımız olsun. İsmine, kültürüne. Yani yemek kültürü kazandırdık yani. Bir lezzet kazandırdık Buca'ya. Ben en azından öyle düşünüyorum kendi açımdan ama işte yani bilmiyorum artık. Bu değişik içecekler de var. Kışın atom falan mı var atom, böyle? Atom, orada resimleri var. Onlar var. Bilgisayarda geçiyor. Tabii sonra ayran falan burada sanırım. Ayranı Ordu'da kendimiz özel yaptırıyoruz. Tabii. Yani ayranımız da harikadır. Tamamen doğaldır yani. Tereyağı kullanıyoruz bunu şey yaparken, Buca tostunu yaparken. İsmini ne koyalım, ne koyalım? Özel soslu Buca tostu koyalım tabii, dedik. Tabii. Böyle kaldı yani ismi. Sosunun özelliği de tabii. Yani baharat, bende bir de lokmanlık olduğu için ben hayvanların, uçakların, ne bileyim işte bitkilerin dilinden, meyvelerin dilinden anladığımdan hangisi hangisiyle şifa verir, hangisi hangisiyle lezzet verir. Hani onlardan meydana getirdik tabii, yani böyle tabii. Bir şeye, bir lezzete. Yani bizim iddiamız o, beğenmeyenden para almıyoruz yani kesinlikle. Şimdiye kadar da öyle bir şeyle karşılaşmadım. Abi Buca'ya özgü bir yemek kültürüne bir katkı sundunuz dediğiniz gibi. Hani ayvalık tostu vesaire nasıl bu tarz bir şeyler böyle çıkıyor bunlar? Dizilerde, filmlerde bakıyorum yani işte büfelerde ayvalık tostu. Ya bir gün gelir de niye Buca tostu yazmasın? Tabii. Tamam mı? Nasıl yapıyoruz bunu? Bir de yani bu artık akademik bir lezzet oldu yani bunu genelde talebeler, işte üniversite hocaları. Yani İzmir'de kaç tane üniversite varsa hepsinden müşterim var böyle zaten. Böyle bir şey. Yani içine domates, turşu koymuyoruz. Ayıbını kapatmasın diye. Tabii. Tamamen doğaldır. Sucuklarımız, evet. Sucuğu da kendim yaptırıyorum buradan. Baharatlarını da kendim koyduruyorum. %100 dana sucuğu. Evet. Elinize sağlık.